terörle mücadele aralıksız bir şekilde devam ediyor. Iğdır polisinin ikna çalışmaları sonucunda da bir kadın terörist daha teslim oldu. Ailesiyle buluşturuldu. Kadın terörist yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın kendisine ve oradakilere yapmış olduğu baskıyı ve zorbalığı anlattı. İkna çalışmaları sonucu teslim olan kadın terörist ailesiyle buluştu. Terör örgütü mensuplarına teslim olun çağrısı yaptı. Buradaki insanlık dışı yaklaşımlar zaten insanın yani pişman olmasına yetiyor. YT, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 2014'te PKK'ya katılarak Irak'ın kuzeyinde örgütün kamplarına götürüldü. Kadın terörist, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'nün sürdürdüğü çalışmalar sonucu ailesinin de desteğiyle teslim olmaya ikna oldu. Irak'tan alınarak Türkiye'ye getirilen YT, Iğdır'da kendisini bekleyen ailesiyle görüştü. YT, örgüte katılım sürecini, PKK'nın kamplarında yaşadıklarını, gördüğü baskıları, örgütteki korku ve paniği anlattı. Benim gibi orada dönmeyi isteyip de tedirgin olan, yani çekinen, yani örgütten korkan birçok insan var. Ki bunlardan biri de benim arkadaşımdı. Sonradan öldü bu korkuyla, yani dönemediği korkusuyla da öldü zaten. Kendi zaruri ihtiyacımızı bile karşılayıp karşılamamamıza onlar karar veriyor. Her türlü baskı var. Onları, yani kendileri yapamayıp da size dayattıkları şeyler var. Bunun gibi birçok şey. Hapis cezası da var. Hatta tecrit dedikleri bir şey var. Tecrit, hani seni mesela aynı ortamda kimse hiçbir şekilde seninle irtibat kurmuyor, iletişim kurmuyor. Uzun süreli oluyor bu da. Kaçmaya eğilimi olan, bunu gerçekleştirmek isteyen birçok insan var orada. Örgüt bir şey yapar mı korkusuyla yapamayan birçok insan var, denemeyen birçok insan var. Terör örgütü PKK'nın içinde bulunanlara seslenen YT, teslim olun çağrısı yaptı. Fırsatını bulduklarında kendilerine yapacakları en büyük iyilik olur bu.